Makro evrende, yani astronomide mesafeler, ölçümler o kadar önemlidir ki bir cismin uzaydaki yerini belirleyerek onun yaşını, geleceğini ve geçmişini tahminleyebilirken mikro evrende, yani kuantum dünyasında da ölçmekle başlar her şey. Planck saati. Metre, milimetre, mikrometre, nanometre, pikometre, femtometre, attometre, yoktometre, tık tık tık. Planck uzunluğu. Bu arada nanometre videomuzu da izleyebilirsiniz. Aslında buraların ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama en ufak, en küçük alan burası diyebiliriz. Bir hayal kuracak olursak, elinize aldığınız bir cismi sürekli ikiye bölerseniz en sonunda Planck uzunluğunda kalırsınız. Bir madde Planck sabitinin kat etmesini sağladığı yoldan, ki bu yola Planck uzunluğu denir, daha azını kat edemez. Madde sıfır noktası ile Planck uzunluğu arasında bir noktada var olamaz. Yani hareket dediğimiz şey maddenin sıfır noktasında kaybolup Planck uzunluğu kadar ileride ortaya çıkmasıyla olur. Tabii bu bir hayal. Kuantum teorisinin hayal dünyasına adım adım giriyoruz. Işık hızı ve mutlak sıfır gibi aşılmazdır. Avogadro sayısı ya da pi sayısı gibi bildiğimiz sayılar kadar önemlidir. Avogadro sayısı videomuz, pi sayısı videomuz, bu da mutlak sıfır videomuz. Işık hızı 299.792 km bölü saniye. Mutlak sıfır, eksi 273,15 santigrat. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Pi sayısı 3,14. Planck sabiti ise 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34 joule çarpı saniye. Planck sabiti o kadar önemli ki onu bulan Max Planck'a 1918'de, Einstein'a 1921'de, Niels Bohr'a 1922'de Nobel ödülünü kazandırmıştır. Farklı çalışmalar gibi görünse de hepsi kuantum teorisinin, yani Max Planck'ın denklemlerinden, yani Planck sabitinden yola çıkmıştır. Makro evrende ışık hızı neyse mikro evrenin içinde Planck sabitleri odur. Yani belli bir sınırı temsil eder. Kara cisim ışıması durumundan çıkan bir sabittir. Peki nedir bu kara cisim ışıması? Üzerine düşen bütün ışınımları soğuran bir sistem. Zaten bütün renkleri soğurduğu için karadır işte. O kara cisimdir. Fizikçiler bunu şöyle ifade etmiş. Yanında yuvarlak siyah bir cisim düşünelim. Ufak da bir deliği olsun. O ufak delikten bütün ışınları almış, soğurmuş. Delikten içeri giren ışık içerideki kavuğun duvarlarına çarpıp yansıyarak dolanır ve kutuyu ısıtır. Kavuktan geçip dışarı çıkan kavuk ışınımının tayfı sadece kavuğun sıcaklığına bağlıdır. Mutlak sıfırın üzerindeki her cisim ise kara cisim ışıması yapar. Yani ısıtılan bir cismin yaydığı ışınım olarak bilinir. Klasik fizikte ışığın dalga boyuyla enerjisi ters orantılıdır. Eğer ki bir ışığın dalga boyu kısalırsa enerjisi artar. Düşük dalga boylarında bu durumda sonsuz parlaklığa ulaşmalıydı. Dolayısıyla bir kara cisim hesaplamalara göre daha kısa dalga boylarında daha büyük enerji yayınlamalıdır. Bu sonuç Mor Ötesi felaketi olarak bilinir. Klasik fizikte bu böyle beklenirken deneysel olarak şu gözlemlendi. Bir süreden sonra dalga boyu kısaldıkça enerji artmıyor ve azalıyordu. Bütün fizik alt üst olmuş durumdayken Max Planck burada devreye giriyor ve kardeşim diyor. Işık yalnızca bir dalga değil ki, o aynı zamanda bir parçacıktır da diyerek çat diye denklemlerine Planck sabitini katıyor. Ve klasik fiziği açmazlarından kurtarıp kuantumun kapısını aralıyor. Planck, kara cisim ışımasını kuramsal olarak açıklayabilmek için ışığın paketler, daha sonraki adıyla kuantalar halinde gelmesi gerektiğini fark etti. Işığın enerjisinin kesikli olduğu varsayılsa kara cisim tayfa açıklanıyordu. Mor Ötesi felaket ortadan kalkıyor, gözlem ile kuram uyum içinde çalışıyordu. Işık bir fotondu. İşte kuantum teorisinin temel taşları yerine oturuyordu. Klasik fiziğin çalışmadığı yerlerde kuantum fiziği devreye girmişti. Isıtılan herhangi bir cismin ışınımı sürekli yayılmıyordu. Paketler halinde belirli miktarda enerji taşıyabiliyordu. O miktarın altında ışınımın enerji taşıyabilmesi mümkün değil. Mesela ay. Her bir fotonun enerjisi sahip olduğu frekansın azlığı sebebiyle Planck çarpı düşük frekans eşittir düşük enerji miktarıyla sınırlanır. Böyle olunca da o ışınlar zararsız olur. Max Planck'ın denklemine sabitini eklediği yıl 1900. Enerji eşittir frekans çarpı Planck sabiti. Planck sabiti H ile gösterilir bu arada. Frekans ise birim zamanda, yani diyelim bir saniyede yapılan tekrar. E eşittir HV. Bu sabit bize der ki ışık paketlenmiş fotonlardan oluşur ve her fotonun sahip olduğu enerji
E eşittir HV. Işık HV enerjili fotonlardan oluşuyor yani. İşte burada HV miktar demektir. Yani Latince'de kuantum anlamına gelir. H eşittir E bölü B şeklinde düşünelim. Dolayısıyla eğer bir parçacığın frekansı artarsa enerjisi de artar. Frekansı azalırsa enerjisi de azalır. Ama Planck sabiti her zaman aynı kalır. Kuantum teorisine göre enerji her zaman HV'nin tam katları olarak yayınlanır ya da soğurulur. HV, 2HV, 3HV şeklinde olur. Hiçbir zaman 1,65 HV, 2,24 HV gibi olmaz. Bizim şu anki dünyamızda, sokakta, sinemada, ormanlarda bunu gözlemlememiz bizim fizik yasalarımızla mümkün değil. Bizim gözlerimiz hem parçacık hem de dalga olan bir şeyi algılamıyor. Hep süreklilik var. Kesiklik diye, atlama diye, sıçramalar diye bir şeyi algılayamıyoruz. Oysa Einstein, Bohr, Schrödinger, de Broglie, Heisenberg, Born ve Drug tarafından yapılan ve kuantum fiziğinde bir takım ilerleme ve gelişmeler kaydedilmesine sebep olan birçok denklem, açıklama ve yorumlarda yer almak zorundadır Planck sabiti. Aynı zamanda en kısa uzunluğu, en küçük kütleyi, en kısa zamanı, en küçük elektrik yükünü belirtir. Kuantum kuantum diye sağda solda duyduğumuz adına ottan baharattan dükkanlar açılan kuantum bilinç, kuantumlama filan diye kitaplar basıp para götürülen kuantum dünyası Max Planck'ın Planck sabitini bulmasıyla oluşmuştur. Max Planck'a büyük saygıyla. Ve bir dipnot daha girelim. Max Planck'ın tek çocuğu olan Erwin Naziler tarafından Adolf Hitler'e suikast düzenlediği için 20 Temmuz 1944'te tutuklanır. Planck, 1945 yılında Nazi yöneticilerinin Nazizme inanç ve bağlılık duyurusunu imzalaması karşılığında oğlunun idam edilmeyeceği önerisini reddeder. Öyle de büyük bir adamdır işte. Büyük saygıyla. Hoşçakalın.